Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Age of History 2 Batı Göktürk Kanlı serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Önceki bölümümüzde hatırlarsanız Franklar Emevilere savaş açmıştı ve biz de yardım etmek için, daha az toprak almak için bir hani destek babında bir şey yapmaya çalışıyorduk. Ama şöyle bir şey fark ettim. Biz gelene kadar Franklar gördüğünüz üzere tamamını almış. Biz de o yüzden elimizi bir tık hızlı tutacağız. Şöyle elimizden geldiği kadar toprak almaya çalışacağız. Vallahi ondan değil de benim karşıma böyle 50-60 binlik orduyla çıkarsa var ya, bozuşuruz ha. Dediğim gibi yani. Ama böyle böyle de oynatırsak olmaz ki. Full toprak kaybederiz. Hareket hızımız yani böyle olmasına rağmen hala yok gibi bir şey. Ya en azından Pers topraklarını alalım. Eğer Emeviler herhangi bir savaştan çıkmasaydı, direkt savaş açsaydı Franklar, öyle daha kuvvetli olabilirdi tabii ki de. Yani öyle almamız, daha sonra öyle alması daha zor olabilirdi. Hemen şöyle. Dediğim gibi en azından Pers topraklarını alalım. Nasıl bir savunma ya? Hani bize savunmayacaktın? Ama bu haksızlık. Güzel. Keşke, neyse ya. Alabildiğimiz kadar toprak almaya çalışacağız. O ne ya? Bak, tur oynatırsak alamayız yanımıza. Sen toprak yağmalamaya devam et. Biz burada toprak alalım. Aha, açılıyor. Açılsan çok güzel olur ha. Vallaha bak. Benim de yararıma. Bir tık açılıyor gibi, normalde bundan daha fazla şey vardı. Daha az, pardon, daha az toprağı vardı. Aha. Dur. Şöyle hemen. Tamam. En az da Pers'in çoğu toprağını aldık. Bu toprağı da alalım. Yalnız bizden olanları almazsam sevinirim. Çok güzel. Bak, bizden olanları alma işte. Dediğim gibi açılacaklar. Biz de öyle dımdızda kalacağız. Kalmamamız için şuradaki ordular çekmemiz lazım. Buradaki ordular da hemen şöyle denize getirme. Yo, öyle olmaz. Şeyden dolaş ya. Bu nasıl bir dolaşma şey öyle? Harbiden öyle olmaz yani. Biz şöyle komutu verelim de bizden toprak almasınlar sonra. Güzel. Biz toprağımızı alıyoruz. Sonuçta yıldızlar bizim, istediğimiz toprağı alabileceğiz. Ne kadar çok yıldızımız olursa bizim için o kadar iyi. Ama açılsaydın da güzel olurdu yani. Yalan yok. Baksana nasıl bize karşılık veriyor. Gerçi toprakları almam benim için tabii ki de iyi bir şey. Yani. Toprak sonuçta. Buradaki ordularımız da gelsin. Tamam. Ne zorladın bizi ya. Ne zorladın bizi ya. Tüm ordunu harcattım buraya ya. Sonra biz yeniliyoruz.
Tamam. 109 bin ordusu var ya, şaka gibi. Dediğim gibi sadece hani toparlaması açısından böyle bir şey yapıyorum. Şu an burada da zaten 100'lük 200'lük adamlarla alabileceğim topraklar var diyecektim. Neredeymiş o topraklar değil mi? Karşı geliyor ya bize resmen. Resmen bize yani toprak vermek istemiyor. Diyor ki franklara veririm, size vermem diyor. Biz de zorla alırız zaten. Tamam. Şimdi şu ordumuz bir toplansın şuraya. Bu arada yine hastalandık galiba ya. Bir tık onun gibi bir şey oldu muhtemelen. Güzel, 172 bin oldu. Ordumuz en azından çoğu duruyor. Yani bir devlete savaş açmadık kadar dursun yeter dedik. Yani öyle duruyor anca. Şimdi Emeviler bitti galiba. Aynen. 96 diyor. Tam o toprakları da siz alırsınız ya. Gerçi komple hepsini alamıyoruz. Evet, alamamamız gayet normal. Evet. Çok saçma bir şey oldu yani. Şunu bırakıp şunu alsam. Ya da şunu bırakıp şu Hazar Denizi kıyısını Bakü'yü falan kendimize katalım. Tamam, böyle daha iyi. Evet. Emeviler yıkıldı ama tekrar toparlayacaktır tabii ki de. Yalnız bizim de paramız bayağı eksideymiş ya. Tam mutluluk yüzdür ya, artık gelirimiz bir tık artsın. Bir zahmet. Asimilasyon yapmamız gerekiyor. Asimilasyonlar önemlidir. Tamam. Şimdi 10.000. Zaten buradan geçemiyoruz. Nüfusumuz bu arada artmış bayağı. 3,8 milyona yükselmiş. Yani senin şimdi ekonomik bağın burası. Zaten buraya aldın mı? Ve burayı ve burayı. Ekonomin direkt çöküyor. Ama sen hızlıca toparlarsın seni biliyorsam. Sen de savaştasın. Emiş ile yanımızdaki devletle. Ben o devleti kendime katsam. Nasıl olur? Şular bizden geçiş izni istiyor. Tabii ki de vermeyeceğiz. Çünkü buradaki toprakları biz alacağız. Emişlerin sadece bu değildi ya sanki bu toprakları. Değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Gelene kadar bari şöyle ordu basalım da. En azından gelirken de hazır bir ordu dursun. Belki biliyorsunuz arada bizi duyuyor, savaş açıyor. Direkt toprağımız yok olmasın. Şöyle. Tamam. 100 bin. Şöyle. Şöyle yapıp. Tamam. Saldırıya başla. Neden Emiş'e saldırdım? Yani ne bileyim, toprak bütünlüğü açıkçası. Zaten pek bir şey yapamayacak. Abi biz burayı unutmuşuz. Çok da önemli değil. Buradaki ordularla direkt temizleriz. İsveç'e de savaş açacağız. Bu toprakları almak için. O yüzden bir nevi de sınırımızı genişletiyoruz.
Hep beraber. Dur ya, topraklarımızı yağmalamasınlar. Artı nüfus basalım bir de. Şu an nüfusumuz az buçuk da, şu an böyle unuttuğumuz için az buçuk da olsa olacak. Ha. Böyle tur oynatmasak çok güzel olurdu da. Neyse. Geçiş izni mi var senin bir yerde? Ben bunu beklemiyordum da neyse. Dediğim gibi emişin sadece bu toprakları yok. Buraya yok, saldıramıyoruz. Biz bize lazım olan toprakları alacağız. Çok güzel. Başka? Yok değil mi? Tamam. O toprağı vardı, o toprağı kalsın. Çok güzel. Silla krallığına bak. Oha, çok hızlı toparladı. Aa, Emişi. Şuhanlarla savaşta. Konuşamadım. Şuhanlarla savaşta. Şimdi Şuhanları ben bu kadar az orduyla alabilir miyim? Düşünülür. Düşünülür. Gerçi az ordu değil yine de. Kaç bin ordu var burada? 3000 burada, 19000 burada. Tabii İsveçliler de önemli. İsveç'in şu an ekonomisi daha az olduğu için diğerlerine göre bir tek daha az sıkıntı. Tamam, bunları düşünelim. Diğer yerlerini, diğer toprakları düşünürüz. Şimdi şu hanlarla nasıl alacağız? Şu hanlar bir tık sıkıntı. Oha, bu sefer yuttu. Şimdi bakalım. Durum ne? 11 bin. Evet, böyle bir şey olacağını az çok biliyorduk. Zaten unuttuğumuzda ya böyle en yüksek sayıya çıkar. Biz de rahat rahat ordumuza basarız ki çıkmış bile yani 12 bin ordu. Şu an bizim basabildiğimiz en büyük ordu. 12 bin ordu yani tek turda. Ki nüfusumuz 3,8 milyondan 4,6 milyon. 800 binlik bir artış yaşamışız. Diğer yerlerde de keza. Yani artık ordu basıp savaş açabiliriz bazı devletlere. Artık bizde hatır sayılır bir ordu basışı kapasitemiz var. Ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Bu arada franklarla ilişkimiz iyi olsun. Yani küçük de bir olsa geliştiririm ya. Şöyle hızlı bir şekilde. Ekonomi yatırımı hiç yapmadık açıkçası. Ekonomi yatırımını yapmamı bekliyordum kendimden. Ne yapacağız? Çin'i aldıktan sonra yaparız. Hem nüfus hem ekonomi. Bizim de işimize gelir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani 13, 13 sınır. Yani 13 sınırla 250 bin adamla almamız zor açıkçası. Yani gördüğünüz gibi 250 adam yani çok bir şey değil. Artı şöyle bir ekonomi yatırımı küçük de olsa. Yani küçük de olsa yapabilmemiz lazım artık. Lazım. Yatırım lazım yani. Çok güzel. Gördüğünüz gibi tek bir turda toparlıyoruz. Tam 1,5 milyon ekonomi olduk. Son bir yatırım daha yapalım. Yani ekonomimiz de güçlü olsun ya. Artık. Biz hep normalde yatırım yapardık hatırlıyorsanız. Bir böyle bir seride şu an çok geç yatırım yaptık. Yoksa başka türlü asla yatırımımız gecikmez. Biliyorsunuz. Her daim yatırıma hazırız. Güzel. 1,7 milyon. Çelukya nasıl? 1,8. Çelukya'ya geçeceğiz. Neyse. Valla 240-250 bin bile değil ki. Nasıl alacağız biz bu adamları? Adamların toprakları acayip verimli. Nüfus bakımından sorarsak. 578.
Yani 250 bin adamla anca bakabiliriz yani öyle. Yani nüfusumuz fazla ama ya sadece fazla yani pek bir vasfımız yok. Yani dediğim gibi sadece fazla. Böyle hızlı bir şekilde en azından 1,8 milyona bir gelelim gelebilirsek eğer. O da gelebilirsek. Tamam. Zaten şu üç yeri yapınca paramız hızlıca bitiyor. Güzel. Çeliköy'e geçtik. Çeliköy'de sıkıntı yok. 1,973 gelirimiz azalmasının nedeni hastalık tabii ki de. Şöyle son kez yatırım. Yani gelişmemiz lazım açıkçası. Baksana direkt 52 bin, 39 bin. Buralarda da küçük bir yatırım yapmamız lazım ya. Gerçi burası nüfusu olmadığı için çok vermez ama. Diğer yerler nüfusu olduğu için bayağı bir yatırım yaparız oraya. Şu an tek bir turda yapabileceğimiz tek şey bu. En azından kendimize geliştirmemiz adına. Bakalım. Tamam. 2 milyonu geçtik garanti. Aynen öyle. Frankların en azından Emevilerin bir tık korkusunu almış diye almışızdır diye tahmin ediyorum. Şunların da aynı şekilde. Yani şöyle bir bakarsak ordusu var. Yani 25 bin kafi. Geri kalan yerleri de doldururuz. Ordumuzda. Şu anlık 25 binlik dağıtalım. Tamam. Yanlış yolladık. Tamam. Vallahi nasıl alacağız bilmiyorum ya. Çok yani şüpheliyim şu an alacağımızdan. Ekonomimiz 2 milyonu geçti evet. Sonunda yaptık. Bu arada demokrasi mi monarşi? Tamam. Tabi artık yani göçebe kağanlık değil de yerleşim. Ona ne derler şimdi ona? Yerleşmiş mi diyeyim? Ona bir şeyler diyor da ben sonradan zaten onlara bakarım. Hem son zamanlarda böyle bir şeylerim var. Bunlar aklıma gerçi bunlar hiç yerleşmiş hayatı ya kısacası dediğim gibi aslında. Eksik bir şey demedim ya. İnşallah yani dememişimdir. 25 bin. 25 bin. 25 bin. Başkenti neresi? Şöyle bir bakarsak. 214 bin. Bir ordu basacağız. Oraya adam yollayıp oradaki yere daha doğrusu gözetleme kulesi, kalemale falan inşa edeceğiz. Onlar en büyük yerlerini almaya çalışırken bir savunmayla onların ordusunu yıkacağız. Bu sefer ordusu yıkılınca bizim diğer ana ordumuz saldırmaya başlayacak. Ki o saldırı için 100 bin ordu gayet kafi bu arada. Çünkü kale falan inşa edeceğiz. Şimdi gelsin hemen buraya. Yine ekonomimiz çöktü tabii her zamanki gibi. Çökmese şaşarım. Şöyle hızlı bir şekilde. Bir de şöyle arttırdık mı? Tamam, şöyle oynatalım. Tamam, belirli yerleri aslında bir yüzlesek de ondan sonra mı yapsak ya? Böyle bir tık daha iyi olabilir. Tamam, paramız bitti tabii ki de. 2,2 milyon. Geldi mi ordumuz? Çok az kalmıştır muhtemelen. Aynen öyle. Neresiydi? Burası ve burası. Ben burayı alsak kafi. Şimdi savaşımızı ilan edelim. Bak neresiydi? Aa burası.
Buraya saldıralım. Dur, aslında saldırmamıza gerek yok. Ne yapacağız? Bir tık geri çekileceğiz. Şöyle yapacağız. Güzel. Bir nevi saldırılarını ölçüyoruz şu an. Tamam, ilerleyebiliriz. Burada kale falan yaptınız mı, yapmamışsınız? Biz yapacağız. İki turda gelene kadar siz kayıp verirsiniz. Biz de bu kaybı değerlendiririz. 12.500. Gerçi gerek yok. Saldır. Tamam. Orada sadece savunacağız. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Çok güzel. Gözetleme kulesi de inşa edildi. Dediğim gibi şu an ordusunu orada tutuyor. Biz yemledik şu an o orduyu. Ordu güya orada şu an Türk ordusunu, Göktürkleri tuttuğunu zannediyor ama aslında tutmuyor. Söyle saldırsın. Hatta komple gelsin şöyle. Biraz daha şu an rahat bir şekilde saldırabiliriz. Evet, biraz daha düzenli saldırdık açıkçası. Şu an orada kale inşa edilmiştir. Şöyle 4.000'lik bir yardım yollasak kafidir bize göre. Dur ama buradan, ha aynen, saldırabiliyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde. Bu orduyu şuraya da bir liman yapalım ya. Oraya birinci seviye kale yeterli. Çünkü gözetleme kulesi de var. Burayı aldıktan sonra, şu hanları aldıktan sonra videoyu bitirelim. Evet, şu hanlara birisi daha savaşı ilan etti diyecektim. Yok, savaşı ilan etmemiş. Şu hanların sınırı bu muymuş ya? Allah. Bir an dedim var ya, oradan oraya saldırabiliyorsam. Bir dakika ya. Yok, saldıramıyorum. Tamam. Bir an dedim yoksa öyle bir şey mi var diye de. Yokmuş. Ama bir umutlandım yani, yalan yok. Başka neresi kaldı? Başka bir yer kalmadı. Ha, liman oldu mu? Oldu, güzel. Çıkarmaya karşı korumamız lazım. İkinci ekonomi noktaları da gitti. Şuradaki Kore'deki yeri de alalım. Saldıralım ya. Kul. Tamam. Çok güzel. Kaç tane yer kaldı? Bayağı az yer kaldı diye tahmin ediyorum da. Ha, o Filipinlere çıkmış. Yok ya, Filipinleri almayacağız. Filipinlerini alıp ne yapacağız biz? Ama çıkarma atmasın da. Korku mu? Yo, şu an ekonomisi yok ya, aynen. Ordu basacak kadar kabiliyeti yok. Alabiliyor muyuz? Ama alalım ya. Ama lütfen alalım yani. Neyse, biz ekonomi yerlerini biliyoruz zaten. Şöyle kıyı yerlerini de alalım. Buraların nüfusu bayağı böyle iyi olur. Şuradaki nüfusu bir etmek adına, şurayı tek cepheye indirmek adına şöyle bir şey yapalım. Biraz da taktikli topraklar alalım. Şurayı şöyle bölsek aslında bir toprakla. Zaten 3 yıldız yapabileceğimiz ne var? Şu var. Tam bu da olur. Bu da olur. Bakalım şöyle 3. toprağı neresi? Gerçi şöyle baksak daha iyi. 10.000. Zaten kuytu köşeleri almıştık. Daha kaliteli diye. Dur. Orası, ha bizim yerimizmiş zaten. Tamam. Şu hanları düşürdük. Böylelikle yanımızdaki bir Çin belasından da kurtulmuş olduk. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.